Moğol ordusunun yaklaştığını duyan Kuzey Çin İmparatoru ona şu mesajı gönderecekti. Bizim imparatorluğumuz denizler kadar engin. Ama seninki bir avuç kumdan ibaret. Senden niye korkalım ki? Çinliler savunma sistemlerini mükemmelleştirmeye yüzyıllarını harcamışlardı. Ama Cengiz Han Çin'in sınır savunmasının en büyük dayanağı olan Çin Seddi problemini en kestirme yoldan çözdü. Seddin çevresinden dolaştı. Çinliler doğunun en zengin ve en uygar halkıydı. Ama savaşta kullanılacak her türlü hileden de haberdardılar. Yaklaşmakta olan Moğol ordularının yoluna Orta Çağ'ın mayın tarlalarını andıran demir çiviler düşediler. Çinliler kendileri için savaşacak askerleri parayla tutacak güce sahiptiler. Moğollar sınır bölgelerinde ağır silahlanmış paralı askerlerle karşılaşacaklardı. Ama sonuçta paralı askerler efendilerine ne kadar sadıksa bunlar da Çin imparatoruna o kadar sadıktılar. Büyük Cengiz Han'ın savaşçıları hoş geldiniz. Cengiz Han'a teslim oluyor, bundan böyle onun emri altında olacağımızı bildiriyoruz. Askerleri de saflarına katan Moğollar, Kuzey Çin'in bereketli ovalarına girdiler. Çin köylülerinin pek azı daha önce bir Moğol savaşçısı görmüştü. Moğollardan önce Çin'in bu kadar içlerine girmiş pek kimse yoktu. Bu iki yabancı uygarlığın çatışmasıydı. Kesin olan tek şey vardı. Çinliler onları asla unutmayacaklar. Moğollar önlerine çıkan köyleri merhametsizce yağmaladı. Cengiz Han da fethettiği her yerden soylu bir kadını kendine ödül olarak alıyordu. Bir erkeğin en büyük talihi düşmanını yenmek, onun servetini aşırmak, atlarına binmek ve kadınlarının keyfini sürmektir. Daha doğuda onu bekleyen daha da büyük bir ödül vardı. 13. yüzyılda Pekin 350 bin nüfusuyla yeryüzünün en incelikli kentlerinden biriydi. Kuzey Çin İmparatorluğu'nun başkenti, görkemli sarayları, yaldızlı tapınakları, ipek ve baharat dolu çarşılarıyla ün yapmıştı. Gözünü bu zenginliklere diken Cengiz Han'ın karşısında büyük bir sorun vardı. Ele geçirmek istediği şehirle arasında devasa surlar yükseliyor. Üzerlerinde 900 gözcü kulesi bulunan 12 metre yüksekliğindeki ve 30 kilometre uzunluğundaki bu surlar, engin bozkırlarda savaşmaya alışmış göçebe bir ordunun aşabileceği türden bir engele benzemiyor. Adamlarımı fırtına hızıyla saldırmaları için eğitmiştim. Şimdi ise bir kurdun kurnazlığıyla savaşmayı öğreneceklerdi.
Cengiz Han'ın uyguladığı ilk taktik beklemek oldu. Ordugahlarını surların hemen dışına kuran Moğollar, erzak nakliyatını engelleyerek kenti ablukaya aldılar. Cengiz Han'ın generalleri Moğol tarafına iltica eden Çinli mühendislerden mancınık, taşınabilir iskele ve koçbaşı gibi şehir kuşatmalarında kullanılan aletlerin yapımını öğrendiler. Moğolların acelesi yoktu. Abluka sırasında ele geçirdikleri erzakla kendilerine ziyafet çektiler. Cengiz Han Pekin'i bir hapishaneye çevirmişti. Surların içinde binlerce insan açlıktan öldü. Hayatta kalanların karınlarını doyurmak için yamyamlık yapmaktan başka çareleri kalmadı. Cengiz Han'ın ordusu artık saldırmaya hazır. Teslim olanların canı bağışlanacaktı. Teslim olmaktansa direnmeyi seçenler yok edilecekti. Aylardır kuşatma altında bulunmalarına rağmen Çin orduları komutanının elinde hala binlerce askerden oluşan müthiş bir kuvvet ve güçlü silahlar vardı. Cengiz Han ön saflardaki akıncılarından pek azının hayatta kalacağını biliyordu. Bu yüzden kuşatma araçlarını ölüm bölgesine savaş esirlerine sürmesini istedi. Cengiz Han'ın her savaşçısına ipekten bir mintan giydirdiği söylenir. Savaşçılara isabet eden oklar vücutlarına ipek kumaşla birlikte girdiğinden hem çıkmaları kolay oluyor hem de yaranın derine inmesi önleniyordu. Kuşatma harp sanatında ustalaşmak için gösterdikleri çabalara rağmen Çinliler askeri teknoloji konusunda hala onlardan çok üstündüler. Moğolların üzerine içine neft, ergimiş maden, kimyasal madde ve dışkıyla doldurdukları bombalar attılar. Cengiz Han korkunç bombardımana rağmen adamlarına surlara doğru ilerleme emrini vermişti. Ön saflarda yine Çinli savaş esirleri kalkan olarak kullanıldı.